terk eyledim sıla. Sunay'da deli gönül sunay. Ben yoluma terk eyledim sıla. Armağan gönderdim telli durmay. İner gider bir gözlerim. İner gider bir gözlerim sürme. Ateş yanmayınca duman tüter. Ak gerdan üstünde güller mi biter? Ateş yanmayınca duman mı tüter? Ak gerdan üstünde güller mi biter? Vakti gelmeyince bülbül öter gider bir gözleri sürme. Vakti gelmeyince bülbül öter gider bir gözleri. Efendim, iyi akşamlar diliyoruz. Bugün 2 Mart 2022 Çarşamba. Bir kah saz, kah söz programıyla huzurlarınızdayız. Bugün çok kıymetli, çok değerli, benim için çok özel bir konuk. Devlet Eski Bakanımız, sevgili Önay Alpago konuğumuz. Hoş geldin, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, getirdiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsınız efendim? İyiyim. Sizden bir türkü dinlemek de çok iyi geldi. Çok sağ teşekkür olun. Ederim. Sağ çok olun. Yoğun koşturmaca içerisindesiniz. Görüyorum, izliyorum ve onur duyuyorum bir Cumhuriyet ederim. Aydını olarak. Sağ olun. Sabah da bir kanalda programımız evet. vardı galiba. Evet. Yani bu ülke için ne yapabilirimin derdindesiniz belli ki. Kesinlikle öyle. Kesinlikle yani öyle. Hiçbir çıkar, hiçbir menfaat gözetmeksizin. Hiçbir beklentim yok ama borcumuz var bu cumhuriyete. Borcumuz var tabii. Yani o borcumuzu ödemeliyiz. Hepimiz için geçerli. Siz bunun için ışıksınız. Hani teşekkür ederim. Bu anlamda hakkınız gerçekten ödenmez. Ben izliyorum uzun yıllardır. Ve sanatla da iç içesiniz. Yani onu da az önce öğrendim efendim. Yani
çok da işte değişik duygular içine girdim bir anda. Çünkü sevgili eşleri halk müziğiyle profesyonelce zamanında ilgilenmiş. Evet, evet. Onu sizden önce bir ne söylemek istersiniz? Seyircilerimize bir merhaba diyelim. Diyelim, ben de hem size hem çalışan arkadaşlarımıza ve tüm izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Yaşamın hele son günlerde çok acılı olduğu bir dönemde biraz müzikle, sanatla beraber olabilmek insanın ruhuna iyi geliyor gerçekten. Nefes aldığımı hissettim sizi dinlerken de. Çok teşekkürler. Biz müzik açısından birbirini bulmuş bir aileyiz galiba. Benim eşim tıbbiyede okurken sahnede Muzaffer Akgün'e sazda eşlik ederek okulu bitirmiş. Bizim evdeki piyanonun üstünde onun curası durur. Benim ekmek teknem der hep. Buradaki bağlamaların divan sazı başta. Hepsi bizim evde var. Divan sazını da hemen tanıdım. Bu divan değil mi dedi Sayın Bakanım. Bakanım demeyeceğim, ben hocam diyeceğim. Evet, evet, lütfen. Tabii ki, tabii ki. Biliyorum çünkü eşim de onu çalarken öğrenmiştim divan sazı olduğunu. Curamız, divan sazımız, daha küçük boy bağlamalarımız var. Piyano var evde, gitar var, kanun var. Kanunu çalan yok ama onun dışında çocuklarım ve torunlarım da enstrüman çalıyorlar. Ne güzel. Gitar çalan, yan flüt çalan ve keman çalan 3 kız torunumun 3'ü de enstrüman bilseydim çalıyor. Bilseydim hepsini çağırdık burada. Bir güzel bir orkestra kurulabilirmiş. İnşallah bir ara yapalım vallahi onu çok, da. Çok değişik bir şey olur. Değişik bir şey olur. Dolayısıyla yakın olduğumuz bir yaşam biçimi. Ayrıca ben yani resim de hiç yapamam ama resim sanatını da çok seviyorum. Müziği çok seviyorum. Edebiyatın her türünü, şiiri, romanı, öyküyü, yaşamı hepsini çok seviyorum. Evet. Ne güzel. Ve herkesin de bir konuda biraz o sevgisini derinleştirmesi için ilgi göstermesini, öğrenmesini de öneriyorum gerçekten. Bizim okulumuzda da böyle bir ders yapıyoruz. Evet, onu soracağım. O biraz komplike bir şey. Yani müthiş bir şey bu. Ben ilk defa duydum. Evet. Hocamız Yeditepe Üniversitesi'nde hukuk ve sanat adında bir ders varmış. İlk defa duydum ve o dersi de siz o derse ben zaten giriyorum. Evet, yani hem Cumhuriyet tarihi, siyasi tarih, Atatürk devrimi ilkeleri dersi veren bir bölümde hocalık yapıyorum. Hem de hukuk fakültesinde hukuk ve sanat dersi veriyorum. Aslında seçimlik bir ders bu ve maksimum öğrenci sayısı 20-25 olurmuş. Biz 85 öğrenciyle 85 öğrenciyle yapıyoruz. Tabii hukuk fakültesinin ağır, sıkıcı, zorlu derslerinden ve kitaplarından sonra sanatla, sanatçıların hayatlarıyla, hukukun sanatı neden koruması gerektiğiyle, onun yollarının neler olduğunu öğrenmekle de zenginleşiyor öğrenciler. Bunu kendileri de ifade ediyorlar. Öğrencilerimizden enstrüman çalan varsa dersin başında o bize bir 10-15 dakikalık böyle bir mini konser veriyor. Sonra o çaldığı parçanın bir motivasyon içerisinde. Evet, derse böyle başlıyoruz. O parçanın bestecisinin hayatından ya da verdiği hukuk mücadeleleri olmuşsa ondan bir bölüm anlatıyor. Sonra derse başlıyoruz. Böylece bir müzik kulakta, gözde, yürekte, akılda, ruhta başlayınca dersi taşımak da kolay oluyor. Onlar bununla dinlendiklerini de söylüyorlar. Tabii bu işin sanat tarafı ama hukuk niye bu dersin niye yanında? Onu soracaktım. Bu soru hep çok sorulur. Hukuk ve sanat. Çünkü sanat olabilmesi için bir özgür ortam gerekiyor. Yani sanatçı özgür ortamda ancak üretebilir. İşte orada da hukuk onun özgürlüğünü korumak için devreye giriyor. Sanatı, sanatçıyı, emeğini, eserini korumak hukukun görevi. Telif hakları, fikir sanat eserleri yasası, patent yasası, borçlar yasası anayasada düzenleniyor. Uluslararası hukukta bir kültürel hak olarak kabul ediliyor sanat hakkı ve sanat özgürlüğü.
İşte hukuk orada neler yapmalı, nasıl pozitif elini uzatmalı korurken, ayrıca devletin desteklemesi gerektiği salonlar vererek, bütçeler ayırarak, ödüller, yarışmalar yaparak sanatçıyı bir de motive etmesi, desteklemesi gerekiyor hukuk eliyle devletin. Bazen de sansürler, yasaklar olabiliyor. O da bir başka yanı şüphesiz ki. Bunları konuşuyoruz. Tarihimizden ve dünya tarihinden örnekler veriyoruz. Sanatın ve kültürün ülkeler için ne kadar önemli olduğunu. Örneğin İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'da çok sayıda bina, kamu binası ya da konut yapılmadan 100 civarında tiyatro yapılmış 15 sene içinde. Ya. Yani taş üstünde taş kalmayan bir Almanya ama önceliğini 100 sanat. Kadar 15 yıl içinde tiyatro binaları, sanat mekanları yapmak için kullanmış. Niye yapmışlar bunu hocam? Çünkü yani, onu biz evet. henüz algılayamadık. Sanatın toplumların yaşamlarındaki yerini maalesef bilemiyorum nedenini ama aslında gereksiz biz, şimdi özür dilerim bir hoca, okul müdürü bir yerde şahit oldum. Kızıyor öğrencilere, diyor ki müzikten bile zayıf aldınız diyor. Bile. Bile. Doğru. Aslında bize sanatın ne kadar önemli olduğunu anlatan, öğreten, gösteren bir büyük önderimiz var. Yani Aziz Atatürk örneğin der ki sanatçının eli öpülür, sanatçı el öpmez der. El öptürmez. Alnında ışığı ilk hissedendir sanatçı der. Her şey olabilirsiniz bu sanatçı ülkede. Milletvekili, yani. Bakan, başbakan, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz ama sanatçı olamazsınız der. Yalnız demekle kalmamıştır. Atatürk her konuda olduğu gibi hayatından ona ilişkin örnekler vardır. Örneğin İran Şahı Türkiye'ye geleceği zaman bir opera yazılmasını istemiştir bilirsiniz. Hem Pers kültürünün hem Türk kültürünün Özsoy operası. Özsoy operası figürlerini taşıyan bir opera olmalı demiştir. Ve o Özsoy operasının sözlerinin bir kısmını Atatürk yazmıştır. Yani ya. Dünyada operaya söz yazan bir devlet başkanı yoktur herhalde, ben hiç duymadım. Ya da Sakarya Savaşı devam ederken Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni açmıştır Ankara'da. Ya da Apife Jale'nin sahneye çıkma yasağını kaldırmıştır. Yani sanatın her alanında kendi yaptıklarıyla, kendi gösterdikleri de bir önder, bu konuda da önder olmuştur. Ama biz dediğiniz gibi bile sayılan bir... Yani, bir hobi gibi geliyor ders eğitim. Gereksiz değil. İşte yani. Oysa ki o da bir disiplin, o da bir ders, o da kesinlikle. Bir eğitim. Ama bir de hayatının her alanını etkiliyor. Her ruhuna estetik kazandırır. Bu savaşlar işte bakıyorsun bu coğrafyaya. Yani ne konuşuluyor? Savaş. Niye biz sanattan uzağız? Şimdi bu keyifsiz bir ortamda maalesef dünyamızın son yıllarda gerçekten yani motivasyonumuz oldukça düşük. Çok. Ama umudumuzu tabii ki koruyacağız. Umut biterse hayat tabii biter. Tabii hele umut barışsa eğer hep koruyacağız. Evet yani fakat kısaca şu şeyi hızlı geçelim. Şu savaş hakkında ne düşünüyorsunuz? Mevcut şu anda bir hafta oldu herhalde. Buna dair bir şeyler söylemek ister misiniz? Niye savaşıyor bu insanlar? Durup dururken mi oldu ya da bilmiyorum siz siyasetin... Tabii ki mi? Her iki taraf için de kendi haklılığını ortaya koyan nedenler var. Yani hep bu yüzyılda... Olmuştur tabii. Bu yüzyılda yani emperyalist ülkelerin bitmeyen paylaşma kavgası bu. İkinci Dünya Savaşı da biliyorsunuz sanayi devriminden sonra sömürgecilikte dünyayı paylaşma kavgası olarak çıkmıştı. Bugün de öyle. Ve silah tüccarları, ilaç sektörleri, enerji sektörlerini zenginleştiren bir acıdır savaş. Ukrayna ve Rusya arasında görmekten ziyade Amerika ile Rusya arasındaki bir küresel denge arayışlarında görmek gerekiyor. Evet.
Bugün de söylemiştim galiba, bir karikatür vardı. Bir masanın üstünde bir Amerikalı ile bir Rus bilek güreşi yapıyor. Masanın altında da tokalaşıyorlar. Ya alttan uzatmış. Alttan da paylaşmak için tokalaşıyorlar. Çok güzel ifade etmişti o karikatürü. Çok güzel bir karikatür. Tabii çok yazık ölümler, çocuklar, siviller, kadınlar da ölüyor bu savaşta. En günahsız insanlar. Yani. Savaşın acılarını yaşamak durumunda kalıyorlar. Geride bir sürü kan, gözyaşı, acılar bırakıyor savaş. O nedenle Türkiye'nin yurtta ve dünyada barış diyen Atatürk'ün o çizgisi doğrultusunda tarafsız kalabilmesi, ateşkes ve arkadan barış için çaba göstermesi gerekiyor. Her ülke bunu yapmalı ama Türkiye o misyonu gereği yapmalı. Komşu ve yakın ilişkileri olan ülke olduğu için yapmalı. Umut, barış, savaş olmasın. Hep barış içinde yaşayalım istiyoruz. İnşallah. Yani çünkü bakıyorsunuz hani denir ki işte Rusya, Sovyetler, işte neyse Ukrayna aynı ırk. Akrabalar tabii. Akrabalar üstelik yani. Tabii tabii. Hani işte ne bileyim siyahi değiller, öbürü bilmem sarışın mavi gözlü, diğeri bilmem Müslüman, hani böyle bir durum da yok yani. Çok enteresan. Ben bu savaşı çok fazla yorumlayamıyorum da, ama dediğiniz o güç savaşları her zaman tabii, tarih boyunca tabii, savaşların tabii, asıl nedeni tabii. Maalesef o olmuş. Burayı böylelikle kapatmış olalım bir türküyle. Hay hay tabii. Sonra tekrar hay, devam hay, edeceğiz. Memnuniyetle. Bir Neşet Ertaş türküsü okuyalım. Neredesin sen? Üstadı da saygıyla, rahmetle anarım. Yani iyi ki de bu eserleri iyi ki, bırakmış. İyi ki. Yani biz çok çok büyük usta. Tüketiyoruz. Çok büyük erken usta. Ayrıldı. Çok erken. Thank you.
gülerken güler. Bütün dertlerim anlayıp gönlümü bilen, sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen, neredesin sen? Sanki derdimi bilerek yüzüme güler. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen, neredesin sen? Ağzınıza sağlık, elinize sağlık. Büyük usta. Büyük ustaya alkışlarımız. Alkışlarımız, rahmetimiz. Evet. Yani çok çok, bence çok erken ve çok az kaldı ülkede. Öyle. Yurt dışında yaşamak, evet, zorunda kaldı uzun süre. Kıymetini sonradan anladık ama yapacak bir şey yok. Hocam birkaç mesaj okuyabilir miyim? Tabii, mesajlar buyurunuz. Gelmiştir, ondan sonra buyurunuz, sohbetimize devam edelim. Değerli izleyenlerimiz, WhatsApp hattımız 0530-848-1312. 0530-848-1312. Sevgili Önay hocamıza sormak istediğiniz istekleriniz, dilekleriniz varsa bize yazabilirsiniz. Buradan okumaya gayret edeceğim. Bayağı da yine mesaj gelmiş bugün. Öncelikle Cem TV ailesi olarak bizlere sunduğunuz hizmetten dolayı bütün Cem TV ailesine teşekkür ediyoruz. Sizden bir ricam olacaktı. Dostun dilinden programına katılmak istiyorum demişsiniz. Onu değerlendiririz. Turgay Bey, size ve kıymetli bakanım Önay Hanım Efendi'ye selamlar, saygılar, iyi yayınlar diliyoruz. Eşim Ayşe, oğullarım Ali ve Yağız'ın çok selamını iletirim. Yüce atamızın yurtta sulh, cihanda sulh sözünün önem kazandığı bu günlerde herkese barış dilerim. İstanbul'dan Yavuz Dağdeviren. Çok teşekkürler. Evet, bana da yazmıştı. Size selamları vardı. Evet. Çok sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum. Bizden de sevgiler, selamlar olsun. Sevgili Turgay, çarşamba geceleri sevincimiz oldu. Önay Hanım'a en içten duygularımla saygılarımı sunuyorum. Çiçekçi kız Sona. Evet, Sona Polat Bilgin bizim yazarımız. Öyle Arda mi? Çok teşekkür ederim. Özellikle selamlarını iletmişler. Çok teşekkürler sevgili Sona. Çok uzun mesaj yazmayın efendim. Bunları okuyamayız. Biraz kısa tutalım mesajları. Çok teşekkürler. Turgay Hocam, çok değerli bir siyasetçi hanımefendiyle bizi buluşturduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Keşke birileri de izleyip bir şeyler öğrenseler diye yazmış sevgili Haydar Yağız. Çok teşekkürler Haydar Yağız, selamlar. Teşekkür ederim. Biz söyleyeceğiz, alan alacaktır. Umuyoruz ki, evet, alınıyordur. Evet. İyi akşamlar hocam. Konuğunuz Sayın Bakanıma iyi akşamlar, savaşsız yarınlar için ve bugün doğum günün bir eseri dinlemek isterim demiş. Akil Özcan. Bundan sonra okuyacağım ilk türkü nice size gönderelim. Nice yıllar olsun. Sağlıkla nice yıllarınız olsun. Turgay Hocam, konuğunuz Önay Bakanımızı saygı ve selamlarımızı iletir misiniz? Ayrıca çok güzel şiir okuduğunu bilmekteyiz. Mümkünse rica etsek Şenay Yavuz Bilge. Sevgili Şenay, seni kırmayız herhalde. Yani bir şekilde türkünün arasına bir şiir sıkıştırırız diye düşünüyorum. Sevgili bakanım ne der bilmiyorum. Şu mesajı da okuyayım. Turgay Bey, iyi programlar, zevkle izliyoruz. Konuğunuz Önay Hanımefendi'ye saygılar, sevgiler. Programlarda, tartışmalarda kendisini hayranlıkla izliyorum. Sizden sıradaki türküyü Erzincanlılara armağan ediyorum. Saniye Balım. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Türkülerimizi Erzincan'a
da göndermiş olacağız. Ne güzel, sanatı seven ve izleyen güzel Cem TV izleyenlerimiz var. Çok evet, güzel evet. Bu saatte. Burada ulaşmış Nietzsche'nin bir sözü var. Diyor ki Nietzsche, iki temel sorunumuz var diyor. Biri adaletsizlik, biri anlamsızlık. Adaletsizliğe karşı hukuku bulduk. Anlamsızlığa karşı da sanatı bulduk. Ama hukuk adalete ulaşamadı, sanat da insana. Ya. Ama sizde sanatın ulaştığı insanlar var, bunu gördük bu akşam. Çok güzel bir sözdür bu. Müthiş, evet. Anlamsızlığı çözen bir alan olarak görmesi sanatı. Zaten sanat insanın yalnız hissettikleri, duydukları, gördükleri değil, hayal ettiklerini de içine alan bir estetik bütünlük. O estetik içinde insanın gerçekten zihinsel inceliği de ortaya çıkıyor. Yani o kadar farklı duygular içinde yaşamaya başlıyor ki çevresine bakarken bir sanat eseri görmüş gibi oluyor bir süre sonra. Tabii bu biraz da eğitimle ilgili. Yani ailelerin belki küçük yaşta çocuklarına vermesi gereken bir eğitim. Bu bir kültür diye düşünüyorum. Bu eğitim çünkü giderek tabii kültüre dönüşmesi gerekiyor ve daha büyük halkalar halinde onların kendi çocuklarına aktarması gerekiyor. Yani yalnızca eğitim değil, bir de tabii geleneklerin, geleneksel bizim o kökümüz, yıllar içinde yoğrulmuş acıların, hüzünlerin dile dökülüşü, dile getirilişi bir saz eşliğinde, bir enstrüman eşliğinde. O nedenle kültürümüz açısından o kültürü oluşturan kendi değerlerimiz ve yüzyıllardır bu yana akıp gelen o zenginliği de sürdürmemiz gerekiyor bunun yanı sıra. Aslında çok zengin bir kültürümüz var. Tabii. Yani çok kültürlüyüz biz ama bunu bir alana akıtamıyoruz. Yani bunu buradan evet, bir şey çıkaramıyoruz. Ne diyeyim, biz estetik yaratamıyoruz gibi geliyor çünkü... İşte yurt dışına gittiğimizde özellikle Batı'da mimariye bakıyorsunuz. Evet. Yani olamaz diyorsun. Bir şehir her tarafı da bu kadar güzel yapı olabilir mi diyorsunuz? Yani bizde niye yok bunlar? Osmanlı İmparatorluğu'nda bile heykel konusunda eğer padişah izin vermiş, desteklemişse heykel yapılmıştır. Ona kapalıysa yapılamamış ve kaldırılmıştır. Özgür resim düşünce de yok. Öyledir. Evet. Hatta şey de öyledir, mesela bir padişah eğer ut çalıyorsa herkes ülkede ut ya öğreniyor. Eğer padişah kanun çalıyorsa ülkede kanun öğreniliyor. Yani devleti yönetenlerin tercihleri halkın ilgi alanına ya ancak öyle gelebilmiş. Ya da tiyatro izliyorsa padişah, kadınlar için ayrı bir bölüm bile olsa tiyatroya izin vermişse birden tiyatroya ilgi başlıyor. Daha sonra kadınların girmesi yasaklanıyor. Bir süre sonra erkeklere de yasaklanıyor. Yani çok gelgitlerimiz de olmuş o alanda. Yani, tabii devletin de desteklemesi şart. Bence bütün siyasilerin bir sanatın bir alanıyla ilgilenmesi kesinlikle gerekir diye. Kesinlikle. Siyaset insanın içini kurutuyor bir noktadan sonra. Sıkılıyorsun yani. Ve sadece onunla ilgilenen, sadece hayata öyle bakan değil, hayata kocaman bir pencereden bir bakan siyasetçiler yani lazım yani, elbette. Yani geçen bir kanalda izledim, bir belediye başkanı Antalya'da, buradan da söylemekte beis yok, Murat Paşa belediye başkanı galiba. Gitar çalıyor, bir şarkı söylüyor. Dedim oh be. Tabii doğru. Yani böyle hönküren, bağıran, bilmem sağa sola caka satan evet, siyasileri dışında. Adam bir güzel, bir de sesi var çok güzel. Ne güzel. Hatta aradım, tebrik ettim. Yani keşke bütün, yani bu aşağıya da yayılıyor. Tabii, değil mi yani tabii, siz tabii, bu tabii, siyasetin yıllardır içerisindesiniz. Yani yukarıdaki ne yapıyorsa aşağıya bu yansıyor. Piramit gibi tepeden eteğe doğru iniyor. Yani tiyatroya gidebilmeli o siyasetçiler. Onunla beraber tiyatroya gitme merakı ve alışkanlığı başlayacaktır. O tiyatrocu da önemsenmiş olacak bir şey. Tabii toplum ki. Tarafı. Tiyatro tabii önemli ki bir şeymiş diyecek. Ya. Yani, ondan sonra gitmek isteyecek belki kendisi de. Tabii yani o bir gelenek olacak belki de işte. Hani müzikten bile zayıf alıyorsunuz denmeyecek. Hukuk, siz hukukçusunuz aynı zamanda.
Hukuk niye önemli bu kadar? Şimdi çünkü bazen ben geçen sevgili Selçuk Şirin hocamız konuğumuzdu. Dedim ki toplumların en önemli meselesi eğitimdir dedim. Hayır dedi. Hocam olur mu? Eğitim önemli. Önemli ama en önemli değil dedi. En önemlisi hukuk dedi, adalet dedi. O yoksa eğitimin hiçbir anlamı kalmıyor dedi. Bu anlamda mesela işte hukuk ve eğitim, hukuk ve sanat. Yani olmazsa... Evet, hukuk bir güvence çünkü. Yani eğitimde yaşadığınız bir adaletsizlik karşısında da başvurabileceğinize inandığınız bir mekanizma olmalı. Hayatın her alanında böyle. Yani kişisel hak özgürlükler içinde, toplumsal hak ve özgürlükler içinde başvurabileceğiniz, aradığınız hak karşısında size dönen bir adaletle tatmin olacağınız tek yer. O nedenle hukuk gerçekten çok önemli. Bence de hepsinden önemlisi. Adalet mülkün temelidir sözü çok doğru bir söz. Evet. Gerçi giderek mülk adaletin temeline dönmeye başladı ama ideal olan o. İdeal olan tarafsız, bağımsız, yargı elinde kişilerin rahatlıkla hak arama özgürlüğünü kullanabilmeleri gerekiyor. O nedenle ekonomide de örneğin yatırımlarda da ne bileyim yabancı sermayenin gelmesinde de bir iş yeri açmanızda da çünkü önceden bilinen kurallardır hukuk. Herkes o kuralları bilir ve ona göre yaşar. Ona göre uygulanacağından da emindir. Hukukun olmadığı yerde, adaletin olmadığı yerde hiçbir yarayı saramıyorsunuz. Adaletsizlikle karşılaştıkça adaletsizlikler büyümeye başlıyor. Ve giderek bir cezasızlık kültürü topluma bu sefer oturmaya başlıyor. Adaletten umudunu kesince insanın başka alanlara başka bir zenginliği kalmıyor. Gerçekten öyle. Çünkü herkesin bir gün adalete işi yolu düşüyor. Adalet herkese lazım sözü boşuna değil. Yani bugün bana dokunmaz dememeli herkes. Herkese her zaman dokunabilir. O nedenle Türkiye'de de dünyada da adaletin insan vicdanını, kamu vicdanını tatmin etmesi gerekiyor. Hocam işte önümüzdeki hafta Dünya Kadınlar Günü. Evet. Yani o konuda da bir şeyler söylemek lazım. İlk önce insan Önay Alpago olarak Türkiye'de kadın olmak nasıl bir şey? Zor. Dünyada da zor. Türkiye'de de zor. Siyasetçi kadın olmak da zor ayrıca. Bu daha zor. Çünkü evet daha zor. Çünkü kadınların siyasetle ilgilenmesi, siyasetin içinde olması, toplumların eğitim ve kültür düzeyi yüksek de olsa çok uzun yıllar hep engellenmiştir. Yani bunu Rosa Luxemburg'da da gördük, Hipatya'da gördük, İskenderiye'li Hipatya'da gördük. Herkes çok severken Hipatya'yı iyi bir matematikçi, iyi bir felsefeci derken ne zaman ki siyasetle ilgilenmeye başlıyor, Hipatya taşlanarak öldürülüyor. Ya da Olympia de Gouges Fransa'da kadın yurttaşlık hakları yazdığı için giyotinde can veriyor. Rosa Luxemburg nehre atılıyor öldürülerek. Neden? Hepsinin sonuçta kadının siyasete, kadın haklarını konuşuyor olmasına izin vermiyor sistem. Çok uzun yıllar bu böyle geldi. Yani Fransa'da kadınların seçme ve seçilme hakkı Cumhuriyet'in ilanından 157 yıl sonra geldi. Oysaki bizde Cumhuriyet'in ilanından itibaren 10 yıl içinde. 10 yıl içerisinde. Hem medeni yasa, evet, hem medeni yasa kabul edildi. Yani ailede kadın erkek eşitliği sağlandı. Hem tevhide tedrisat yasası kabul edildi. Kız çocuklarının ve erkek çocukların birlikte karma eğitimle, çağdaş ve laik eğitimle eğitimin her kademesinden yararlanabilmeleri mümkün oldu ki ayın 3'ünde de yıl dönümü devrim yasalarının. Sonra siyasette, belediyelerde, muhtarlıklarda ve milletvekilliklerinde bu haklar tanındı. Yani Türkiye'de kadınlar Aziz Atatürk'e şükran borçlu olmalılar. Ben hep şey gerçekten diyorum hocam, yani
bu cumhuriyeti en çok kadınlar sahiplenmeli diyorum. Tabii çünkü cumhuriyet onlar bir kadın devrimi. Onlar sahiplense zaten Türkiye'de Türkiye'ye bir şey olmaz. Cumhuriyet bir kadın devrimi gerçekten. Ya. Ve bütün bunlar 10 yıl içinde olmuş. Yani o kadar yoksul bir ülke savaştan çıkmış, cumhuriyetini yeni ilan etmiş, yol yok, iz yok, kadınların doktor yok, %1'i ebe yok, para yok. Belki okur tabii, yazar tabii, değil mi? Tabii, yani tabii, o da tabii. Belki saray tabii, çevresi. Tabii binde üçü hatta. Evet. O da İstanbul'da ve daha saraya, saltanata yakın yerlerde. Üstelik de ilginçtir. Anadolu'da Türkçe konuşuyor insanlar. Sarayda Osmanlıca konuşuyor. Diplomaside Fransızca yazışıyor. Edebiyatta Farsça eğitim alıyor. Yani bir ülkenin bir dili olur. Diğerleri onun tercihine göre farklı diller öğrenebilir. Ama devlete baktığınız zaman halkın, sarayın, diplomasinin, edebiyatın 4 ayrı dili var, 5 ayrı dili var. Tabii bu da cahil kalma nedenlerinden biri. Zor bir alfabe ayrıca Osmanlıca ve Arapça. Çünkü birkaç, 3 sesli harf var. 3 dilden oluşan, evet. Farsça, işte Arapça, Osmanlıca. Osmanlıca'da. Üçünün karışımı tabii, bir alfabe. Dil çıkıyor dil, ortaya. Dil. Okul yok, yol yok. Yani bütün bu yok, bütün üst üste saydığımız onlarca yokluk içinde, yoksulluk içinde yeni bir vatan, yeni bir cumhuriyet, yeni bir devlet yaratıyor Aziz Atatürk. Ve kadınların erkeklerinden geride kalmaması için, arkada kalmaması için, aksine eşit olması için mücadele ediyor ve her zaman da bunu söylüyor. Bizim en büyük eksiğimiz diyor, kadını ve erkeği eşit saymamaktan kaynaklanan bir eksikliktir diyor. Şimdi Fransa 157 yıl sonra kabul etmiş ama bugün Fransa parlamentosunun yarısı kadın, yarısı erkek. Yeah. Biz 10 yıl içinde bu hakları kullanmışız. Şimdi parlamentoya bakıyorsunuz, 600 milletvekilinin 114'ü kadın. 5'te 1. Beşte biri neredeyse. Yani sivil hakları sürdür. Tabii de hakimlerde öyle, savcılarda öyle, belediye başkanlıklarında, meclis üyelerinde. Kadınlar bu alana mail etmiyordu ama ondan yoksa? Mail ediyorlar, hak ediyorlar, mail ediyorlar, emek de veriyorlar ama erkek egemen yapıyı kırmaları bir hayli zor. Yani erkeklere ait bir alanmış gibi kabul ediliyor hala. Tabii bunda yüzyılların mirası olan bir ataerkil kültür de var. Siyasete erkek işi kabul eder. Bizim coğrafyamıza ait bir şey mi? Yoksa bütün dünyada mı böyle? Bizim coğrafyamızda daha yoğun daha tabii. Yoğun. Yani kadının toplumdaki yeri hep erkekten sonra kabul edildiği için. Hatta erkeğin çoğu yerde malı, sahibi olduğu bir varlık olarak görüldüğü için böyle bir eşitlik hiç söz konusu değil. Biz o bakımdan bu coğrafyanın, bu bölgenin en şanslı, en farklı bir ülkesiyiz. Ama bunu daha ileriye taşıyabilmeliyiz. Onu yapamadık. Yani onu yapamamanın sıkıntısını yaşıyoruz. Bir de haklar ve hayatlar açısından da tehditler var kadınlar için. Yani hayatları görüyorsunuz, her gün en az 3 kadın öldürülüyor ya, bu ülkede. 3 kadın, 4 kadın öldürülüyor. İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türkiye'nin ayrılması sanıyorum bu kadar çok cinayetin işlenmesinde bu şey miydi hocam? Bir gerekçe mi yapılmak yani istendi? Bunun kaldırılması bu, ya da bunun olması, İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmaması bunları engelleyecek miydi? Hayır. Ama biz şunun mücadelesini veriyorduk o zaman da, İstanbul Sözleşmesi uygulansın. Yani var da ama bizim istediğimiz kadar sıkı bir şekilde uygulanmıyor. Yasalar yani var ama uygulanmıyor bir anlamda. Tabii tabii yani etmiyor. Devletin orada şiddet karşısında kadını koruyan mekanizmaları hayata geçsin diyorduk. Kağıtta yazılıydı da hayata çok da geçmemişti. Aslında tabii yasalar bazen çok güzel yasalarımız şu anda da var bizim. Yani medeni yasamız güzel, kadını şiddetten koruyan aile içi koruma yasalarımız da güzel. Ama önemli olan işte yasaların hayata geçişindeki o mekanizmayı da bu eşitlikçi anlayış içinde kurmak gerekiyor. Ben bu vesileyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde bizi izleyen
tüm kadın seyircilerimizin de gününü kutluyorum. Kendilerine saygı ve sevgiler gönderiyorum. Ben de bilmukabele aynı şekilde bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Sadece böyle kadınlar gününde süslü mesajlar atmak yetmiyor. Bütün yıl boyunca o mesajların gereğini de yapılmasını, kıymetini bilmesi lazım erkeklerden rica ediyoruz. Kadınların kıymetini bilsinler. Kesinlikle hocam, ben hep yani birçok kere söylemişimdir, tekrar edeceğim. Ben işte Ardahan'da doğdum, büyüdüm. 20 yaşıma kadar köyden çıkmadım hiç. Yani işte bir kazaya gittik, lise okuduk. Bizim oralarda kadınlar genelde evdedir. Köyde yaşıyor kadıncağız. İşte kocası var, çocukları var, 5-6 tane. O onlarla uğraşıyor. Evinin dışı dökülüyor. O evi ev demezsin. Dışarıdan baktığın zaman böyle bir taş yığını gibi düşün. Ama evin içine giriyorsunuz. Böyle orada bir dünya yaratmış kadın. İşte eline bulduğu herhangi bir şeyi oraya asmış. İşte orada duvara kağıtları kesmiş, bir süs yapmış, bir dekor yapmış. Çünkü estetik kadında daha çok estetik duygusu. Ona gelin. İşte gaz lambasına şey örmüş, dantel örmüş. Radyonun üstüne dantel örmüş. Tabakların teker teker altına. Ne güzel. Bu evin içerisi dökülüyor, içerisi saray gibi. İşte kadın bu. Ben hep diyorum, kadın aslında bir adım da önde olmalı. Tabii. Düşünün, 9 ay bedeninde can taşıyor. O 20 senesi hamilelikle geçiyor kadının. Düşünün yani. 6, 7, 8 kaç çocukla. Kaç çocukla ve o yani 9 ay boyunca bir beden taşıyor. Onun fiziki olarak getirdiği bir yorgunluk var. Ruhsal olarak getirdiği kaybetme korkusu var. Buna rağmen gerçekten çok güçlü kadın. Çok güçlü. Bütün kadınların, anaların önünde saygıyla eğiliyorum ben kendi adıma ve sevgili Neşet Usta'nın iki büyük nimetim var. Biri anam, biri yarim. Neşet Usta'dan gittik bugün. Onu okumak istiyorum. Bir de Hacı Bektaş'ın bir sözü var değil mi? Kadıncık ana eşiniz mi diyorlar? Eşim değil, eşitim diyor. Ya, çok severim müthiş. O sözü. İki büyük nimetim var. Biri anam, biri yarim. İkisine de hürmetim var. Biri anam, biri yarim. İki büyük nimetim var. Biri anam, biri yârim. İkisine de İkisine de hürmetim.
İkisine de kıymet biçilmez. Biri ana, biri İkisinin de birdir teni, biri ana, biri yarı. İkisinin de yarım.
Teşekkürler, çok sağ olun. Neşet Usta diyor ki, analar insandır, biz insanoğlu. Çok güzel söz. Yani Neşet Usta da ben derim ki yüzyılın en önemli ozanlarından birisidir. Müthiş duygu adamı ve müthiş sözleri var. İnsana dair, sevgiye dair. Hep sevgiyi işlemiş. Toprağı bol olsun. Buradan rahmetle anıyoruz. Muharrem Ertaş'ın oğlu değil mi? Tabii. Muharrem Ertaş babası. Bazen çocuklar babalarını geçmeli deriz ya. Evet. Yani zaten küçük yaşta babasının yanında köçeklik yapmış. İşte o zamanlar giderdik diyor. Un verirlerdi, buğday verirlerdi. Bu tür yani hayatlarına böyle idame ettirmişler. İkisinin de mekanı cennet olsun. Buradan öyle rahmetler diliyoruz. Bir aramız varmış hocam, bir 5-6 tamam dakika. Tamam. Sevgili izleyenlerimiz, umarım programı dikkatle, ilgiyle izliyorsunuzdur. Bir yere ayrılmayın. 5-6 dakika sonra buradayız. Görüşmek üzere. Bulamaz zamanı, bulamaz.
Veysel günler geçti, yaşatmış oldu. Sarardı yaprağım, güllerim soldu. Gemi gün aldı, gam ile harekete kimse mani olamaz, aman aman olamaz, aman olamaz, aman. Harekete kimse mani olamaz, aman aman olamaz. Elinize dilinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Harika. Harika. Veysel Baba'yı da rahmetli özlemle evet, analım böylelikle. Evet. O da görmeyen bir adam ama fakat görenlerden daha çok şeyi görmüş. Daha çok şey üretmiş. Bu da enteresan bir şey. Yani port mandalina ekmiş köyünde ilk. Anca. Ya bu adam ne yapıyor demişler. Ya bu mandalina olur mu? Çünkü yok oralarda böyle bir şey. Uzun yıllar sonra o bahçe o oralara model olmuş. Yani demek ki hissetmek çok önemli demek yani ki. Yani gönül gözü açık. Gönül gözü açık. Yani gözlerin görse ne olacak ki? Gönül gözün kapalıysa derim. Doğru. Gönül gözü açık. Buradan rahmetle, saygıyla anıyoruz. Ona benzer anıyoruz. Bir söz vardır bir de. Sarılmak için yürek ister. Kollar sonraki iş derler. Çok severim. O müthiş. Da onun gibi. Değil ya. Mi? Biz bu kadın cinayetleri konusunda bu eğitimle çözülecek bir şey mi hocam? Yani tabii. Eğitim çok önemli. Yani çok küçük yaştan itibaren. Yoksa bu bir kültür mü, bir gelenek? Eğitimle, önce eğitimle ilgili tabii. Şimdi gelenekler güzel ama bazı gelenekler artık hayatın realitesi karşısında sürdürülmesi gerekmeyen gelenekler. Yani diyor ama ki bunu ısrarla bunu sunmaya çalışan bir de kesim var. Yani işte kadın eksik etek derler işte. Tabii hala, bir de onun söz var. Kızını dövmeyen dizini döver derler. Yani ya. Niye kızını dövsün ki dizini dövmemek için? Çok iyi bir eğitimle mükemmel bir kızı olabilir. Yani dayağın, dövmenin bir eğitim biçimi olmadığını yine eğitimle bizim öğretmemiz gerekiyor. Ya da dayak cennetten çıkmadır. Yani cennet böyle bir idealize edilen bir sözcük, bir kavram. Ama oradan dayağın çıkması oradaki o anlatılan bir başka güzellikle hiç de örtüşmeyen bir örnek. Dolayısıyla böyle kimi atasözlerinin, kimi deyimlerin, kimi geleneklerin günümüzde terk edilmesi gerekiyor gerçekten. Ama işte o güzel geleneklerin, kadını önemseyen, saygı gösteren, kız çocuklarını erkek çocuklarından ayırmayan, kızım oldu diyen bir babaya üzülme, büyük erkek damadın olur filan diye teselli verilmeye çalışılan bu anlayışın sürdürülmemesi gerekiyor. Bu eğitimle oluyor. Çok küçük yaştan kız çocuklarının ve erkek çocukların önce insan olduğunu, sonra kardeş olduğunu, sonra arkadaş olduğunu öğreten bir eğitim sistemiyle olacaktır elbette. Bir de şiddetin cezalandırılması gerekiyor gerçekten. Devlet eliyle cezalandırılması gerekiyor. Ve o cezaların da ibret verici, vazgeçirici cezalar olması, örnek olması gerekiyor. Kamu vicdanını tatmin eden cezalar olması gerekiyor. Böyle yok edeceğiz. Başka türlü şiddetsiz bir toplumu yaratmak kolay değil. Ama Türkiye'de gerçekten kadın cinayetleri artık bir cins kırıma falan dönüştü. Böyle bir terör olayı gibi bu. Hatta geçen gün bir arkadaşımız yazmış, diyor ki
Savaşlarda bile ateşkes vardır. Ama bu savaş hiç ateşkes tanımıyor. Ateşkes yok burada diyor. Yani üç kadın, dört kadın. Bir de şimdi şey modası var. Bir camdan düştü, balkondan düştü denilerek. İntihar süsü veya kaza süsü verilmeye çalışılan cinayetler de var bu arada. Bunların sayısı çok daha yüksek. Yani bir de şey diyorlar hocam, özür dilerim. Böyle bir söylediğin zaman Türkiye'de kadın cinayeti, efendim niye abartıyorsunuz diyor. Dünyanın her yerinde var kadın cinayeti. İşte Avrupa'da da var. Bu boyutta değil tabii. Var. Tabii vardır, yani olmaması mümkün değil. Ama bizimki dediğim gibi bir soykırım gibi neredeyse bir cins kırımına dönüştü. Bir de tabii orada devletin o şiddete uğrayan kadına ve o şiddeti uygulayan erkeğe uyguladığı yaptırımlar var. Yani ölmemişse eğer kadın, onun yaralarını sarıyor devlet, onarıyor onu. Yani yeni yaralar açmıyor. Yani. Ama biz de zaman zaman devlet eliyle de yaraların açıldığını alıp görüyoruz. Alıp geri teslim ediyoruz. Biraz öyle tabii. Mesela kadınlar şiddetsiz bir toplum istiyoruz diye yürüyüş yapıyorlar. O yürüyüşte şiddetle karşılaşıyorlar. Yani onlarla beraber yürümesi gereken devletin onlara karşı tavır alması da bir başka şanssızlık. O nedenle yalnızca bireylerin değil, devletin de şiddeti önlemede hem tavır olarak, hem ceza olarak, hem yasaları uygulamak olarak çeşitli sorumlulukları var tabii. Bu hep beraber el birliğiyle yok edilecek. Peki burada anne babalara düşen görev vardır mutlaka. Çünkü başta tabii, aileden... Tabii, yani, önce oradan yani, başlıyor. Yani kız çocuklarla erkek çocukları büyüten, aynı anda çocuk farklı cinsiyette çocukları olan ailelerin, o abinin ya da o erkek kardeşin kız kardeşle arasında sadece bir biyolojik farklılık olduğunu, birinin erkek olmasının o hizmet edilmesi gereken, işte daha çok onore edilmesi gereken birisi olmadığını, eşit olduklarını önce ailede görmeleri, öğrenmeleri gerekiyor. Lazım. Aile içi demokrasi de bu demek zaten. Yani kendi ailesinde demokrasi getiremeyenlerin ülkede demokrasiden söz etmesi de çok yadırgatıcı gerçekten. Yani evde şiddet uygulayan karısına, çocuklarına, hak, özgürlük, eşitlik kavramlarının dışında olan erkek egemen evlilikler var ise, o erkeklerin sokağa çıkıp da demokrasiden, eşitlikten filan bahsetmeleri de ya, hiç inandırıcı olmuyor. Önce bunu içselleştirip ailesinde hayata geçirmeleri yani, gerekiyor. Zaten eğitimciler de, psikologlar da aynı şeyi söylüyorlar. Siz daha iyi bilirsiniz. Yani çocuğunuza bir şey anlatmaya gerek yok. Örnek olun sadece. En önemlisi yani o. Anlatarak onu sen anlatıyorsun ama başka bir şey yapıyorsun. Gördüğünü öğreniyor. O sadece tabii seni izler, takip eder. Hiçbir şey yapma. Sadece ona örnek ol. Yani sen işte eşine bağırırsın, çağırırsın. Ondan sonra da gelip kızına, kızım işte sen benim için çok kıymetlisin, çok özelsin demenin bir anlamı yok. Ama bağırıyorsun, çağırıyorsun annesini. Tabii tabii. Yani. Ya ben çalışan bir kadın oldum hep evlendikten sonra. Benim eşim her zaman bana çok yardımcı oldu. Onun bana yardım ettiğini gören iki oğlum da bugün eşlerine çok güzel yardım eden iki eş oldular. Yani benim eşim çocuklarını karşısına alıp da kadın erkek eşittir diye anlatmadı. Ama onun sergilediği o iç paylaşımdaki üstlendiği rol model çocuklara, bu evliliklerinde de kendi çocuklarına örnek olabilecek bir rol model yarattı. Çünkü çocuklar görerek öğreniyor. Fotoğraf makinesi gibi çekiyorlar çünkü onu. Yeah. Dediğiniz gibi 10 cümleyle anlatacağınıza bir örnekle kalıcı olabiliyorsunuz. Dürüst ol diyorsun çocuğuna ama sen kendin dürüst değilsin. Yalan söyleme diyorsun. Çocuk görüyor onu. Evet. O yüzden tabii, yani sen ne anlatıyorsun diyor. İşte sen aynı şeyi yapıyorsun. Tabii gibi. Tabii. Yani gene iş eğitime geliyor. Tabii eğitime. Hem aile içindeki eğitime, hem okuldaki eğitime geliyor. Öyle olduğu zaman artık erişkin bireyler o toplumdaki eşitliği içselleştirmiş olarak yaşıyorlar. Hem kadın eşitliğine, hem kadının varlığına saygıya, hem ona şiddet uygulanmaması gerektiğine, çok ilkel bir duygu çünkü şiddet. Yani bir güçlü olduğu için sadece. Demişti ya bir kadını öldüren
o gün canım birini öldürmek istedi ama ya. Demişti. O bu daha zayıftır, bana direnemez diye tanımadığı bir geldi. Genç kızı öldürdü. Ya. Bir de o kadar kadın cinayetleri vahşi yöntemlerle örneklenmeye başladı ki. Yani eskiden işte çekip vuruyordu filan diyordunuz değil mi? Hatta bir anne öyle dedi. Keşke bir silahla vursaydılar kızımı, ne çok acı çekmişsindir dedi. Ya, sözün bittiği ya. Yer o. Çünkü kesiyor, parçalıyor, yakıyor, bidona koyuyor, üstüne beton döküyor. Yani inanılmaz bir vahşet bu. İnanılmaz bir vahşet. Ya bunları da maalesef medyada işliyorlar. İşte bir kadın programları var mesela. Yani ben gündüz evde olmuyorum ama bazen işte bu caps'ler kesip internette görüyorsun. Yani facia. Ya buna da medya da sanki böyle tabii. Reyting uğruna buna cevaz veriyor ve sanki göğe onu önlemeye çalışıyor ama bu senin işin değil ki. Yani onu orada eleştireceksin falan filan, o senin işin değil. Hakim yerine geçiyor, savcı yerine geçiyor işte. Araştırıyor. Katil buluyor, ceza veriyor bile. Bu da çok enteresan. Yani medyanın kendi editoryal sorumluluğunu evvela kendisinin bulması ve bilmesi gerekiyor. Yani her şeyde tepkilere göre tavır almak değil, o bir otokontrol olarak editoryal sorumluluğunu da bilmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye'de insanların ortalama uyku dışında en çok kullandığı zaman dilimi televizyon karşısında geçiyor. Yani filmlerde şiddet, dizilerde şiddet, ya da dediğiniz gibi işte yalnızca kadını yemek programlarıyla, temizlik programlarıyla filan bir rol biçerek gösterilen her program, bu yaşadıklarımızın içinde bir parça sorumluluğunda medyada olduğunu gösteriyor tabii. Geçen gene televizyonda izledim. Amerika'da bizim bir kadın bilim insanı ölü hücreyi tekrar hayata döndürmenin şeyini çözmüşler ve onu üretmeye, ilacını DNA'sını çözerek ilacını yani bu müthiş bir şey ve bizim bilim insanlarımız da böyle işte demin dediğimiz hukuk, demokrasi, eşit haklar nedeniyle ülkeyi terk ediyor. Bu da büyük bir yara aslında. Sen okutuyorsun, eğitiyorsun. Devlet bunun için bir bütçe ayırmış. Belli bir yaşa geliyor. Diyor ki ben burada bu özgürlüğümü kullanamayacağım diyor. İşte benim oğlum da var. O da zaman zaman ben de gitmek istiyorum gibi. Bir tane çocuğun var. Allah şimdi başlasın. İlkenin durumuna bakıyorsun. Yani çok da karşı çıkamıyorsun ama gerçekten de bir paradoks haline. Yani sen, benim ülkem güzel. Evet, ülkemiz, coğrafyamız çok güzel. Yani coğrafi olarak Türkiye gerçekten çok özel bir yerde. Ama bunun niye ise yani bu siyaset bu kadar mı önemli? Yani bu bir yerde bulunmak mı gerekiyor illa? Koltukta mı oturmak gerekiyor bilmiyorum ama ülkenin geleceği işte eğittiğin insanlar terk ediyor, gidiyor. Bunu burada tutmanın yolu ne o? Ya yani bu bilim insanlarımız, doktorlar bugün çok yurt dışına gidiyor. Mühendisler özellikle, bilişim alanındaki gençler. Tabii yani insan ülkesinde yalnızca işte doğası güzel, coğrafyası güzel, zenginlikleri güzelin ötesinde benim vatanım, benim memleketim ve benim güvencem o diyebilmeli. O duyguyu verecek olan da devletin özgürlük alanı yaratması ve istihdam alanı yaratmasıdır. Şimdi ikisi de zaman zaman şikayet konusu. Ben de dikkatli konuşmaya çalışıyorum. Çünkü RTÜK herhalde sizin bütün kanallar için böyle daha çok seyrediyoruz. Evet, dikkatli dil kullanıyoruz. Biz de kendi otokontrolümüzü sağlayarak. Şimdi özgürlük ve istihdam alanı yoksa eğer, giderek çocuklar artık o vatanım duygusunun dışında ben nerede iş bulabilirim, nerede çalışabilirim, nerede kariyer yapabilirim arayışına giriyorlar. Zaman zaman görüyoruz, duyuyoruz yakın çevremizde. Üniversite mezunları
bunca eğitimden sonra, yani diyelim ki garsonluk yapıyor, bu garsonluğu küçümsediğim için asla evet, söylemiyorum. Bunu söyleyince de böyle diyorlar. Hayır, o hayır, değil hayır. Ki. Hayır, elbette değil. Yani o da bir meslek ve çok saygıdeğer bir meslek. Ama o çocuklar ben okulumu bitirince garson olayım gibi bir idealle okumamışlar. Yani mühendis olmuş, dediğiniz gibi bilişim uzmanı olmuş, diş hekimi olmuş. Bir diş hekimi genç konuştu jeoloji geçen mühendisi, gün. Hocam. Şu ellerime bakın, tuğla taşıyorum diyor. Ya. Diş hekimi olan bir çocuk, Hacettepe diş mezunu. Şimdi her mesleğin çok onurlu ve çok saygın ve yapılması gereken alanları var. Ama hayatını başka bir noktada geliştirmek isteyen ve başaran çocuklar o iş alanını bulamıyorlarsa ve yurt dışında ancak olacağını düşünüyorlarsa, bu adına beyin göçü dediğimiz en kıymetli varlıklarımızı kaybetmek demektir. Yeah. Bir kere işin bu boyutu var. İkincisi, biraz önce konuştuk. Mesela çok kıymetli bilim insanlarımız var. Bilim kadınları ve bilim erkekleri var. Müthiş başarılara, özellikle kanserle ilgili çalışmalarda çok başarılı evet. Olan hekimlerimiz var. Ama medyada, basında filan onlarla ilgili işte bir haber küçücük ya var ya yok. Yani magazin dünyası yazılı basında çok hakim oldu. Böyle gazetelerin, bazı gazetelerin tabii birinci sayfalarında de mankenler, sanat artistler, şarkıcılar filan hep onlar var. Yani popüler kültür bu kadar hakim olmuş. Ama biraz önce konuştuğumuz o başarılı bilim insanlarıyla ilgili ya da sporun, futbol dışındaki alanlarıyla ilgili başarılara ya çok küçücük yer var ya da hiç yok. Evet, spor denince futbol gelir zaten. Futbol dışında yani jimnastikte, kayakta vesaire de çok başarılı da sporcularımız var. Hocam birkaç mesaj okuyacağım. Programımızın sonuna gelmişiz. Öyle mi? Bu da gelir, bu da geçer diyelim sonra. Onu okuyalım, evet. Peki. Birkaç mesaj da okumuş olalım. Durgay Hocam, konuğunuz Önay Bakanımıza selam, saygılar. Siz Ardahan'ın yetiştireceği en önemli sanatçılardan birisiniz. Şahsınızda bütün kültür canlılara selamlar, saygılar. Sevgi ilaçtır demiş Gürsel Yılmaz. Çok teşekkürler sevgili Gürsel Yılmaz. Güzel dileklerin ve Turgay Üstadım, umarım bu kez okursunuz. Manisa'dan selamlar, saygılar. Çok çok ihtiyaç olduğu halde CHP'nin oy oranını yerinde saymasını neye bağlıyorlar? Efendim, o siyasetin alanı, bizim alanımız değil. Teşekkür ederiz ilginiz için. Sayın Bakanım, önümüzdeki dönemlerde meclise görebilecek miyiz diye yazmışlar. Artık gençlerde sıra. Gençlerde. Sıra gençlerde. Değerli Bakanım, sevgili hocam, sizleri bir arada görmekten mutlu oldum. Çok aydınlatıcı ve verimli bir program. Heyecanla izliyorum. Selam, sevgiler demiş Bilge Uygur. Çok teşekkürler sevgili Bilge. Ben de teşekkür Bilge. Ederim. Hızlıca okuyabildiğim kadarını. Hocam, buraya gelmeden önce bir arkadaşım geldi sohbet ederken, dedi ki ne güzel bir konuk dedi. Ben onun nerede televizyonda izlersem ruhum huzur doluyor. Ses tonu, vurgulaması, konuşma şekli, tarzı, tavrı, bilgeliği de. Yani bu, özellikle selamlarını iletti. Sevgili Mustafa Tatlıtürk, o da Bozlakların bence günümüzdeki çok iyi yorumcularından. Çok teşekkür ederim kendisine, sağ olsun iletti. İzliyorsa. Ben de İzliyormuş, çok selamlar. Mesaj atmış, şimdi onu çok gördüm. Çok selam ve sevgiler benden de. Çok teşekkürler sevgili Mustafa Tatlıtürk, sağ ol. Bir gün onu da konuk edeceğiz. Evet, annemden bir şiir isteriz. Derin, Ceyda, Şeref, Alpalı şiir bekleniyor efendim. Ay, canım çocuklarım ve torunum. Selamlar olsun, teşekkürler. Ben fazla mesaj okumayayım onları. O zaman, vaktimiz dolmak üzere. Bir bakayım, kızmasınlar. Kızıyorlar sonra mesajımı okumadınız diye de. Almanya'dan Tülay, türkü tüm Erzincanlılara gelsin demiş. Kadınlara karşı şiddete kınıyorum demiş. Teşekkürler sevgili Tülay. Selam olsun Almanya'ya. Artvin Arhavi'den sevgiler, selamlar. Sesinize, sazınıza sağlık Turgay Bey. Önay Hanım, ablamın hoş sohbeti, güler yüzü, engin bilgisiyle bakınız. Yansıyor karşıya efendim.
Bütünleşen muhteşem programınızı zevkle izliyorum. Emine Hekimoğlu. Selamlar Artvin Arhavi'ye. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok sevgiler. Efendim, okuyamadığım mesajlar için özür diliyorum. Gerçekten çok mesaj var. Ama programdan sonra her sefer tekrar ediyorum. Bunları teker teker hepsini okuyorum ve besleniyorum oradan. O yüzden hepinize saygı, sevgiler gönderiyorum. Kusura bakmayın. Şimdi o zaman bir şiir alalım sizden. Hadi öyle sizden. Yapalım. Küçük Sayın, bir. Hadi hocam, bir şiir ben de fon yapayım küçük böyle. Peki. Bir. Bütün anneler, annelerin en güzeli. Sen en güzellerin güzeli. 13'ünde evlendin, 15'inde beni doğurdun. 26 yaşındaydın, yaşamadan öldün. Sevgi taşıyan bu yüreği sana borçluyum. Bir resmin bile yok bende. Fotoğraf çektirmek günahtı. Ne sinema seyrettin, ne tiyatro. Elektrik, hava gazı, su, soba ve karyola bile yoktu evinde. Denize giremedin, okuma yazma bilemedin. Güzel gözlerin kara peçenin arkasından baktı dünyaya. 26 yaşındayken yaşamadan öldün. Anneler artık yaşamadan ölmeyecek. Böyle gelmiş ama böyle gitmeyecek demiş Aziz Nesin. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ne güzel gidiyordu. Ben devam edecek diye düşündüm ama. Çok da zaman kalmadığını bildiğim için küçük bir şiir. Evet, de. Çok teşekkürler. Çocuklarım istemiş. Zaten şiir gibi konuşuyorsunuz hocam. Yani gerçekten bu tür mesajlar geldi ve bugün de özellikle dediğim gibi arkadaşım iletmek mi istedi, üzerimde kalmasın dedim. Gerçekten de öyle yani, konuşma, diksiyon, telaffuz, ses rengi, hepsi şiir gibi konuşuyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Yakanınıza konuşabilirsiniz, orada sorun yok. Peki. Ne ağlarsın benim zülfü siyahımdan? Bu da gelir, bu da gelir, geçer. Bu da geçer ağlama. Peki hocam, son sözleriniz ne olacak bize? Annelere ne önerirsiniz? Babalara ne önerirsiniz? Kızlara, kızlarımıza ne önerirsiniz? Bir kere babalara şunu önermek isterim. Kadın erkek eşitliğini gerçekten evde küçük yaştan itibaren, özellikle kız çocuklarının yanında büyüyen bir de erkek çocukları varsa mutlaka onu öğretsinler. Onunla başlasın hayata çocuklar. Yani o kız çocuğunun dediğim gibi önce insan, sonra kardeş, sonra arkadaş olduğu duygusuyla hayata başlasınlar. Annelerin en büyük arzusu, ben de öyleydim, bütün anneler öyle, çocukları okusun, hayata atılsın, işte bir işi olsun, bir aşı olsun, bir eşi olsun. Bunları hep dilerler. Hayatlarının merkezi çocuklarıdır elbette. Ama onlar da çocuklarını büyütürken, dediğim gibi eğer hem kızı hem oğlu olan anneler ise, onlara eşit davranılması gerektiğinin sembolleri olabilmeliler. Onlar da evde öyle öğretmeliler. Hani o senin abin, o erkek, sen onu sözlerini kullanmadan o eşit yurttaş bilincinin önce ailede başlaması için özen göstersinler. Devlet bunu bir politika haline getirmeli ve anaokullarından üniversite son sınıflara kadar cinsiyetler arası eşitliği, eşitlik, yurttaşlık ve bu bağlamdaki barış bilincini yerleştirmeye eğitim programlarıyla yardımcı olsun. Zor günler geçiriyoruz şüphesiz, hepimiz için bu böyle. Zaman zaman işte işsizlik, pahalılık, hayat zorlukları, yorgun ve artık hırpalanmış bir toplum olmaya başladık. Yüzler gülmüyor. Gerçekten maalesef. Gerçekten yani hırpalandık, yorulduk, boğulduk, bunaldık yaşananlardan.
Ama ne yapalım? Bu da gelir. Bu da geçer. Bu da geçer. Çok güzel bir programdı. Hocam, çok teşekkür ederim. Çok şeref duydum, onur duydum. Çok teşekkür ederim. Ben de öyle. Ediyorum. Davet ne ettiğiniz için geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ben de nefes aldım. Bugün onu da yazmıştım. Sanat bir nefes borusu insanın. O günlük işte savaşlarla, açlıklarla, göçmenlerle acılar yaşanan bir dünyada bir buçuk saat bile olsa müzik içinde yaşamak büyük bir şans benim için de bu akşam. Ben çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. İnşallah başka bir yerde, İnşallah. Başka bir gün. İnşallah. Bol bol türküler söyleriz. Söyleriz. Türküler iyi ki var diyorum. Yani İyi ki var. Onlara sığınıyoruz en zor zamanlarımızda. Öyle. Efendim, bu hafta da programımız burada bitmiş oluyor. Haftaya görüşünceye kadar kendinize iyi davranın, çevrenize iyi davranın. Gülümseyin, her şeye rağmen gülümseyin. İyi gelecektir. Görüşmek dileğiyle ağzımaradık. Şimdi Daimi'nin bir eseri, bu da gelir, bu da geçerle programımızı kapatıyoruz. Ağzımaradık. We'll be right back.
sırrı daimiyim, her can ermez bu sır deyip sabır ile geçer.